Selam dostlar, yeni bir av macerasından hepinize tekrar merhaba. Bugün ne avları yapacağız? Bugün istart ya da çinekop bakacağız. Karışık bir av olacak. Bakalım bugün nasibimizde neler var. Takibe devam edin, izleyelim. O heyecanı hep birlikte yaşayalım. Haydi ava başlayalım. Bizlere rast gelsin, sizlere iyi seyirler. Avda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, kısa bir zargan avı denedik ama zargan gene çıkmadı, ipeye vurmuyor şu an. Çok nazlı balık, dediğim gibi suların daha soğuması lazım. Şu an 19,5 derece, hala suyumuzun soğukluğu, sıcaklığı. Arkadaşlar biz bugün ne yapacağız? Yeni imalatımız olan çaparileri deneyeceğiz. Yine Mito Lightspin 4000'lik Bauer'in makinesi var ve jeli marka Bauer'in jeli marka 210 bot ve tekne kamışı var arkadaşlar. 100-200 gram atarlı. Çok güzel bir kombin oldu. Bununla birlikte neler yapacağız? Yeni üretime aldığımız istavrit çaparlarını deneyeceğiz arkadaşlar. Bunlar neler arkadaşlar? Hemen size göstereyim. Şu gördüğünüz beyaz ultraviyole yine çaparımız ve yeşil olan bu ultraviyole diğer çaparımız. Bunlar gündüz istavrit setleri arkadaşlar. Şimdi bunlarla av yapacağız. 50 gram bir ağırlık kullanacağım. Havamız güzel. Suyumuz biraz bulanık. Çinekopla çok var. İnşallah kestirmeyiz bunları. Haydi ava başlayalım. Avda görüşelim arkadaşlar. İlk öncelikle beyaza başlayacağız. Beyazı kullanacağız. Beyaz deneyeceğiz. Bakalım ne kadar başarılı. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar, beyaz çaparımızı aşağıya saldık. Derken evet, ultraviyole yeni imalatımız çaparların çalışma sistemini kontrol ediyoruz arkadaşlar. Vay maşallah. Bu ne? Aşağısı karışmış. İşte iki tane istavritimizi getirdik. Evet arkadaşlar, oltamızı dibe gönderdik. Yavaş yavaş şöyle çekelim. Oo, güzel oldu. Vay maşallah. Arkadaşlar makinede görüyor musunuz? Yağ gibi de getiriyor. Drag gücü çok kuvvetli makinenin. Vay maşallah. Elini ayağını bağlayıp da getirmişim valla. Zaten istavrite kıtaylara girdik arkadaşlar. Çinekop, lüfer ve palamutun kovalamasıyla birlikte zaten balık tamamen dağınık. Üçlü, beşli, onlu maksimum böyle setler yazıyor. Kümeler yazıyor ama büyük kümelere hala rast gelemedik. Çünkü dediğim gibi hayvan çok ürkek ve çok saldırgan çinekoplar var suda. Dağıttılar tamamen hayvanı. O yüzden istavrit avı zaten şu an çok kısır ve çok zor bir av. Emin olun 5 tane tekne geldim, aşağıda balık yok dediler. 18 metreye geldim ve aramızda 300-500 metre mesafe var. Şimdi biz de burada artık ufak tefek ufak tefek alıyoruz. Ve her zaman söylüyorum, ultraviyole çaparının farkı her zaman ayrıdır arkadaşlar. Bunu göreceksiniz. Farklı bir tekne içinde 3-5 tane çeşit olta atın. Bir tane ultraviyole olsun. Hepsi balık alır. Ama ultraviyole onların 2 ya da 3 katını fazlasını alır arkadaşlar. Bunu birçok kez de denedik, test ettik. Sizler de zaten videolarda gördünüz. Evet, ama kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne kadar konuştum ya. Devam hadi. Nerede balıklar? Güzel geliyor, güzel geliyor, güzel geliyor. Oh maşallah be, oy maşallah be. İri iki tane istavrit daha. Beyaz çaparımız gördüğünüz gibi arkadaşlar. Eğer dipte balık varsa bunu topluyor. Ay maşallah, ay maşallah. Kavuşa bak, kavuşa. Yalnız makineyi çok beğendim. Makine acayip rahat bir şekilde çekiyor. Parmakla döndürüyorum arkadaşlar. O kadar rahat çekiyor ki. Of. Maşallah be. Ama gördüğünüz gibi o kadar kıraça ki. Hiç zarar vermeden hemen salacağım bunları. Dur bakalım. Dur. Dur oğlum. Bak şurada martı var, siz yiyemezsin. Kaç. Hemen kaç oğlum. Kaç kaç kaç. Sen de kaç. Olmaz. Sen martı bağırma. Onlar yavru. Hayır öyle yok. Öyle. Hiç bana kızma. Yok öyle bir şey. Yavru onları. Ben sana nasıl vereyim yavru balığı? Evet arkadaşlar, bölge değiştirerek av yapmaya devam ediyoruz dedim ve balık vurdu. Neymiş ya? Aman aman aman. Of 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 of. Arkadaşlar şu iriliğe bakar mısınız? Şu güzelliğe bakar mısınız? Hay maşallah ya, hay maşallah. Ultraviyole beyaz olan çaparlarımızı denemeye devam ediyoruz.
Kendini aratıyor. Bugün kendini aratıyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Aramaya devam ediyoruz. Evet, yine vuruş geldi. Yine vuruş geldi. Evet. Ne geliyor, ne geliyor, ne geliyor? Gene bir istavrit. Hadi oğlum gel. Gene iri geliyor arkadaşlar. Of maşallah, of maşallah. Gördüğünüz gibi beyaz çaparımız tekrar kendini gösterdi. Hadi bakayım gene al da gel hadi. Al da gel oğlum hadi. Al da gel koçum. İşte bu ya, işte bu. Bir kere söyledim daha ya. Biraz salıyorum dolsun diye arkadaşlar. Sürü varsa. Evet, evet, evet. Vallahi çok güzel bir kombin oldu arkadaşlar bu takımla. Of, of, bu ne abi, bu ne? Bir karış. Ay maşallah, ay maşallah sana be oğlum. Gel bakalım. Gel. Ama eminim ki aşağıda çinekop da var arkadaşlar. Eminim buna. Biraz sonra bir yarım istavrit gelebilir. Çok ufak karışmış, hemen attık. Hemen gönderdik oltayı. Şöyle dibe doğru indirdik. Dibe geldi. Yavaşça hareket ettiriyoruz arkadaşlar. Çok yavaş. Püsküllerin açılması yeterli arkadaşlar. Sadece püskül açılsın, kapansın yeter. Çok hızlı zımba vurmuyoruz zaten hiçbir zaman. Bu bir yere karıştı. Ne oldu buraya? Kestiler hep. Bunu paramparça ettiler oltayı. Vallahi oltayı paramparça ettiler. Patır patır paramparça ettiler oltayı. Bu nasıl bir sürüydü ya? Allah Allah. Bir tane iğne kaldı arkadaşlar. Bir tane. Arkadaşlar beyaz çaparımızı denedik, gördük. Şimdi yeşil olan, yeni ürettiğimiz yeşil olan çaparıyı kullanacağız. Yine 50 gram bir ağırlığımız var. Bakalım bu çaparımız ne kadar iş yapacak. Hemen açalım ve hava başlayalım. Evet arkadaşlar, yeşil gördüğünüz gibi ultraviyole olan çaparımızı taktık. Şimdi onu deniyoruz. Aşağıya oltamızı gönderdik. Bakalım artık nasipte. Beyaz çok güzel çalıştı gördüğünüz gibi. Kısa kısa böyle yeni ürünün tanıtımını da yapmış oldum sizlere. Yeşil oltamızı, ultraviyoleyi attık aşağıya. Bakalım neler olacak. Biraz sonra hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Evet, yeşil çaparımızla bakalım ne geliyor. Aa, bu ne lan? Oo, oh, 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 oh. Arkadaşlar işte yeşil çaparımız. Gördüğünüz gibi Adana kadar iş yapıyor. Hem ultraviyole hem de anasını ağlatıyor. Gel oğlum, işte yeni üretim çaparımızın nasıl çalıştığını da böylelikle test ettik arkadaşlar. Daha ilk atış 2 dakika geçmedi daha. Maşallah hemen topladı. Zaten yeşil biliyorsunuz vazgeçilmez. Bir de ultraviyole olunca istavriti çok rahat alıyor arkadaşlar. Arkadaşlar gene herhalde bir, evet gene bir sürüye girdi. Oy maşallah. Oy maşallah, ay maşallah. Vallahi var ya, mükemmel bir takım. Oho. Gel bakalım, gel gel gel. Oğlum işte bu ya. İşte bu ya. Hiçbir yerde istavrit yok arkadaşlar ya. Çok şükür hem bir sürü bulduk, hem de ürünler çok güzel çalışmaya başladı. Hadi oğlum. Hadi oğlum. İşte bir sürüye daha girdik. Aman 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 aman. Ay maşallah, ay maşallah. Kavuşa bak, kavuşa bak. Bu ne abi? Ay maşallah, bu ne, bu ne? Çok büyük istavrit arkadaşlar. İstavritler süper, kocaman. Gelin bakalım, gelin. Siz neredesiniz yavrucuğum, siz neredesiniz? Çok güzel istavritler arkadaşlar. Bayram yeri oldu, bayram. Vallahi çok keyif aldım ya, vallahi çok keyif aldım. Makineyi çok beğendim. Makine söküp alıyor yerden. Dediğim gibi drag gücü çok yüksek.
Vallahi bunu tavsiye ederim herkese. Tekneden gerek spin. Bauer yapmış. Mito Light Spin 4000 arkadaşlar. Rahatladım vallahi ya. Balığı bulamıyoruz. 1-2 saattir arattırdı kendini bayağı. En son yine batık bölgesine geldik bizim arkadaşlar. Derken konuşurken tekrar vurdu. Of. Ay maşallah. Ay maşallah. Gel oğlum gel. Allah be. Of. Ay maşallah. Ay maşallah. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ay maşallah. İri iri balıklar. İri iri. Hadi oğlum. Evet yakalandı. Evet geliyor arkadaşlar. Kocaman bir istavrit daha. Of, yine bir sürüye girdim arkadaşlar. Aman. Çok iyi geliyor. Çok iyi geliyor. Abi yok böyle bir şey. İşte çaparaları deliyoruz. İşte ultraviyole kendi ürettiğimiz yeni tedarikçimizden aldığımız yeni çaparlarımız arkadaşlar. Muhteşem. Muhteşem iş yapıyor. Evet. Yine mi girdik sürüye? Evet. Evet yine girmişiz arkadaşlar. Vay arkadaş ya. Ay maşallah bu ne ya? Çok iyisin oğlum. Çok iyisin yavrum. Hoppa. Bu sefer de kraça sürüsüne denk geldik arkadaşlar. Ufak olanları hemen salıyoruz. Şöyle hiç zarar vermeden hemen salıyoruz. Yani iğnelerimiz hem kraçayı hem büyüğü hem küçüğü hepsini topluyor gördüğünüz gibi. Şişt, sen git sen atmıyorum onları git. Git. Kraçaları hemen suya iade. Ya böyle bir şey yok ya. Arkadaşlar kamerayı kapatıyorum. Yerime oturuyorum. Balık vuruyor tekrar açıyorum bu sefer. Allah. Allah bu da iyi doldu. Bu da iyi doldu. Gel oğlum gel. Of. Ay maşallah şu iriliğe bak ya. Ay maşallah arkadaşlar. Güzel gidiyor. Güzel gidiyor maşallah. Oğlum haydi oğlum gel oğlum. Bir sürüye daha girdik arkadaşlar. Of ay maşallah. Bu ne ya bu ne? Bu da bir karış arkadaşlar. bir karış. Bunlar iri iri bunlar siz nereden geldiniz? Nerede kaldınız siz ya? Büyük geliyor. Of. Uskumru gibi olmuş. Uskumru. Ay maşallah. Oğlum bir atıyorum, bir çekiyorum. Bir kameranın pili bitiyor arkadaşlar. Bugün biraz karışık bir hava oldu. Bunun için kusura bakmayın. Bayağıdır istavrite dokunamamıştık. Artık yavaş yavaş onlar da gelmeye başladılar. Evet sevgili dostlar, bugün bir av maceramızın daha sonuna geldik. Neler yaptık bugün? İpek'le Zargan'a gezdik. Bulamadık maalesef. Hemen yeni imalatçımızdan gelen, kendi ürettirmiş olduğumuz, kendi markamız ve patentimizle piyasaya sunduğumuz ultraviyole gündüz istavrit setlerini denedik. Yeşil ve beyaz ürettirdik arkadaşlar. Onların ne kadar çalıştığını görelim dedik. Sizler için çok kısır olmasına rağmen, gerçekten çok kısır olmasına rağmen istavrit avına çıktık. Güzel, yaklaşık 2-2,5 kilo kadar bir istavrit aldık. Bauer jeli markası 210 bir bot ve tekne kamışı kullandık arkadaşlar. 100-200 gram atarlı ve yine Bauer'den Mito Light Spin 4000'lik güzel bir makine geldi. Drag gücü çok yüksek. Gerçekten balığı alırken çok da rahat bir şekilde yukarıya kaldırabildik arkadaşlar. Ben ikisini de başarılı buldum. Kendi çaparlarımız ve bu yeni yaptığımız takımla birlikte çok güzel av oldu. Daha bol ve bereketli avlarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, esen kalın, mutlu kalın, balıkçının gözünde kalın. Bay bay.